Türk dünyasında asırlarca kutlana gelen Nevruz Bayramı, Sovyetler hükümeti gericilik unsuru İslam dininin kalıntısı olarak değerlendirerek 1926'dan itibaren kutlanması kesin olarak yasaklanmıştı. Sovyetler Birliği'nin mutlak hakimiyetini sürdürdüğü dönemde, günü gelip çattığında dev Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de çökebilir düşüncesinin insanın aklına hiç gelmediği 1988'li yıllarda muhtarın Türk halklarının en eski bayramı olan Nevruz'u tekrar canlandırmak için verdiği mücadelesi ve bu başarısı Sovyetler Birliği'ndeki tüm Türk halklarının gelenek, görenek ve kültürlerinin tekrar hayata kavuşması ve yükselmesi için sunulmuş en büyük hizmet oldu. Bu fikrimi birçok defa kendisine hürmet duygularıyla söylediğimde o, "Cengiz Bey, kendi milletinin milli değerleri için mücadele vermek her insanın milli vazifesi, vefası değil midir? Bu da olsa olsa benim milli görevlerden birini yerine getirmemdir." diye cevap vermiştir. Cengiz Aytmatov. Yıl 1988. Jel 90 ayaklanmasının korkularının daha yatışmadığı dönemdi. Tam tersi, istihbarat servisinin pür dikkat takibinin daha da çetinleştiği, Yazarlar Birliği'nde 5-6 kişinin bir araya gelip konuşmasının bile yasaklandığı bir dönemdi. Ben derin derin düşündükten, düşüncelerimi de iyice tarttıktan sonra Cumhuriyet yönetimine Nevruz Bayramı'nın resmi bayram olarak kabul edilmesi ve kutlanması meselesini gündeme getirmeye karar verdim. Amacım, Jel 90 ayaklanmasından sonra gururu ezilmiş, yıpratılmış olan Kazak milletinde ne pahasına olursa olsun milli bir silkinme uyandırarak başını dik tutmasını sağlamaktı. Ancak bu düşüncemi siyasallaştırmazsam amacıma ulaşamayacağım da kesindi. Sonra özel olarak hazırladığım yazımı yanıma alarak Kolbin'e gidip ona Nevruz Bayramı ile kutlamaların tüm olumlu yönlerini tek tek anlattım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Kolbin, sizin teklifinizi politbüro üyelerinden ancak iki kişi, Janibekov ile Nazarbayev destekledi. Diğerleri tamamen karşı oldular. Dolayısıyla bu teklif şimdilik kabul görmeyecek gibidir dedi. Ben ne olursa olsun geri adım atmamak amacıyla Gennady Vasilyevich, Jel 90 ayaklanmasından sonra iki millet arasında, yani Rus ile Kazakların arasında bir soğukluk duyulmaya başlandı. Eğer siz Kazak bozkırına, atalarının asırlar boyu kutladığı ama daha sonra yasaklanmış olan Nevruz Bayramını tekrar geri getirirseniz, Kazak halkının size bakışı değişebilir. Bu büyük toyun Ruslar ile Kazakların arasının yakınlaşmasını sağlayabilme imkanı çok büyüktür dedim. Kolbin'in gözü ışıldayıverdi. Sebebi, Nauruz merekesinde adamlar birbirine degen ökpesini keşirip, töz kağıstırıp, kayta dostasudu talap etetin dastur bar dedim. Kolbin'in közü jaynap çıga geldi. Böylelikle asırlardan beri nesilden nesile aktarıla gelen Nevruz Bayramı 62 yıllık aradan sonra 30 Mart 1988 tarihinde Kazak bozkırlarına tekrar kavuşmuş oldu. Aynı yıl Almatı şehrinin Maksim Gorki Dinlenme Parkı'nda 100 bin katılımcıyla kutlanan Nevruz Bayramı aynı gün Almatı eyaleti Enbekşi ilçesinde başladıktan sonra Jambal eyaletinin ilçelerinde de devam etti. Daha sonra kutlamalar Cumhuriyet'in diğer eyalet, ilçe ve köylerinde ta sonbahara kadar sürdü. Bir sonraki yılda ise Kolbin'in Gorbaçov'a yapmış olduğu teklifle Nevruz Bayramı Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da ve Azerbaycan'da 63 yıllık aradan sonra tekrar canlanmış ve bu gelişmelerde Kazakistan, onlar için gurur kaynağı
ve öncü olabilmiştir. Yaşı yaklaşık 80'e yaklaşan bir aksakal, "Muhtarcığım, 1947'de bu Nevruz Bayramı'nı tekrar canlandıralım dediğim tek lafım için 6 yıl hapse atıldım. Hayalim gerçekleşti. Artık bu toydan sonra ölmeye de razıyım" diyerek hüngür hüngür ağladı. O yaşlı adamla birlikte bizim de gözlerimiz doldu. Kucaklayıp "gerçek şahsiyet de, gerçek kahraman da sizsiniz" dedim. Өткен жылы өкпелесең бір